Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Yine bir tamirat videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bir jeneratörün şarj dinamosu var. Arızalı. Bunu yapacağız arkadaşlar. Arızası şöyle göstereyim. Rulman dağıtmış. Görüyorsunuz boşluk. Şimdi buraya vuruyor da o ses arkadaşlar. Şöyle. Şöyle değerlerini görün. 12 volt. Şimdi bunun hep beraber sizlerle beraber yapalım arkadaşlar. Öncelikle konjektörümüzü söküyoruz arkadaşlar. Uygun alyanla. Lokma takımıyla pardon. Konjektörümüzü ayırdık arkadaşlar. Kömürleri böyle kenara koyuyoruz. Nano temizliğini yapacağız. Şimdi şu kısmı söküyoruz. ...27 anahtar arkadaşlar. Evet arkadaşlar... ...çok uğraştık vidayı... Çıkaramadık. Maalesef kesmek zorunda kaldık. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar bir parçaya şarj dinamosunun kasnağına konik açacak arkadaşlar ustamız. Malzemelerini şu anda ayarlıyor. Parçayı yerine yerleştirdi. Görüyorsunuz. Yapacağı işlem şu arkadaşlar. Şu parçadan yapacak bize.
Şu gördüğünüz parça, bu parça, bu siyah parçaya yerleştirilecek. Şu şekil olacak yani. Görüyorsunuz. Öyle açılı bir işlem yapacak. Şimdi bıçağını yerleştiriyor. Arkadaşlar, parçaya 13 derecelik bir açı verecek ustamız. Şu anda tezgahını sabitliyor gördüğünüz gibi. Dereceyi ustam, bir saniye. Oradan mı ayarlıyorsun derecesini? Şuradan. Ayarladım. Evet. Gerekli ölçümleri yapıyor. Arkamızda da kompresör sesi maalesef. Yarabbim, ben aldım.
Çok güzel. Evet, ustamız yaptı. 0'a 0. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle ışığa geçelim. Ustam eline sağlık. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, ürünümüz gördüğünüz gibi. Bunu buraya viralayacağız. Sonra rondelesini, pulunu taktığımız zaman işlemimiz tamam olacak.